Öncelikle Afrin Zeytin Dalı operasyonunda... Başkanım, onu baştan bir alsak. Bir saniye, bir yerleşim Mustafa. Değerli basın mensupları, öncelikle bu anlamlı etkinliğimize katıldığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere 20 Ocak'tan bu yana Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölge güvenliğini sağlama ve 911 kilometre sınır hattımız olan Suriye'deki terörist unsurları ortadan kaldırma adına bir operasyon gerçekleştirmektedir. Dün itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist unsurların sayısı 970'tir. Bu anlamda Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Kahraman Mehmetçiğimize destek olmak amaçlı olarak, farkındalık oluşturma amaçlı olarak bugün sizlerle duygularımızı paylaşacağız. Başkanım, sözünü unutmayın. Bugün 999 oldu. Öyle mi? Belirtelim. Çok güzel. Mümkün işe yapmadım. Çok güzel. Şehit olan Kahraman Mehmetçiğimizin kanları da böylece yerde kalmıyor. Yüreğimiz soğumasa da umudumuz sayının giderek artması ve terörist unsurların bölgeden temizlenene kadar Sayın Liderimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi oradaki son terörist unsur ortadan kalkana kadar yapılacak harekat. Ucu nereye gidiyorsa. Ha bu Manbij olur, Kobani olur ya da bizim tabirimizle Aynel Arap olur. Ucu nereye gidiyorsa bütün terörist unsurların ortadan kaldırılması amacı ve bölgeye huzur, barış ve güven ortamının tekrar sağlanması amacıyla gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kahraman ordusu tarafından gerçekleştirilen bu operasyona farkındalık oluşturmak amacıyla hem sizlerle duygularımızı paylaşmak, ardından da eğer iştirak ederseniz hep birlikte Sayın Liderimizin 100 bin ülkücü göreve hazırdır ifadesini, sözünü yere düşürmemek adına bu farkındalığı birebir ispatı vücut etmek amaçlı olarak buradan hep birlikte askerlik şubesine hazırladığımız, eğer bize de ihtiyaç varsa hazırız dilekçelerimizi askerlik şubesine sunmak üzere hep birlikte askerlik şubesine geçeceğiz. Ben bu konuda öncelikle kıymetli hanımefendi, merkez ilçe yöneticimiz Demet Hanım'ı Asenalar'ın duygu ve düşüncelerini ifade etmek adına, ki her zaman biz ifade ediyoruz. Bozkurt'un erkek ve dişisi olmaz. Bozkurt, Bozkurt'tur bu anlamda. Öncelikle sözü Demet Hanımefendi'ye veriyorum. Buyurun Demet Hanım. Çok teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, 20 Ocak 2018 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili basın açıklamamıza teşriflerinizden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları olarak çok teşekkür ederiz. Vatan, insanın sahip olmakla övündüğü, hizmet etmekle şeref kazandığı, uğrunda her türlü fedakarlığı, hatta ölümü göze aldığı kutsal yerdir. Vatan bizim en büyük kutsalımızdır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı harekat, PKK, PYD, YPG ve IŞİD terör örgütlerine karşı düzenlenmiştir. Bu örgütler ülkemiz açısından büyük tehdit oluşturacak bir ihanet koridoru meydana getirdiler. Türkiye Cumhuriyeti bu planları önce Fırat Kalkanı, şimdi de Afrin Harekatı'yla bozmuştur. Türk milleti 100 yıl sonra medeniyet coğrafyamızı yeniden tanzim etmeye çalışan emperyalistlerin oyununu bozacaktır. Teröristlerle işbirliği yapan müttefiklerimiz de bunu er geç anlayacaklardır. Vatanımıza göz dikenler tarihte derslerini almışlar ancak uslanmamışlardır. Emperyalist temellerinden hala vazgeçmemişlerdir. Orta Doğu coğrafyası Türklerin egemenliğinde olduğu 9 asırdır barış ve huzurun hakim olduğu yerlerdi. 1. Dünya Savaşı sonunda galip Haçlı devletleri bu coğrafyayı aynı soya, aynı dile, aynı dine mensup olmalarına rağmen cetvelle çizer gibi ayrı ayrı devletleri ayırıp sömürmeye başladılar. İşte o zamandan beri bu bölgeden kan, gözyaşı ve savaş hiç eksik olmadı. Aynı savaşı ülkemizde de gerçekleştirmeye çalıştılar. İpleri dış güçlerin elinde olan PKK, FETÖ ve IŞİD gibi terör örgütleri ülkemiz açısından büyük tehdit oluşturacak bir ihanet şebekesi meydana getirdiler. 30 yılı aşkın süredir bu örgütlerin terörü ülkemizde maddi ve manevi büyük zararlara yol açtı. Ancak hesap edemedikleri, sabırlı olan Türk milletinin bir gün vatan söz konusu olduğunda her şeyi bir kenara bırakarak tek vücut olabilmesidir. Bugün geldiğimiz noktada şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı harekat bu terör örgütlerine karşı hem ülkemizin hem de komşularımızın, vatandaşlarımızın güvenini sağlamaya yöneliktir. Bu ülkeyi karşılıksız seven Milliyetçi Hareket Partisi ve onun kadın kolları her zaman devletinin, milletinin ve ordusunun yanında olmuştur. Kahraman ordumuzun, ülkemizin barış ve güvenliği için düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda Cenab-ı Allah yar ve yardımcısı olsun. En büyük dileğimiz Mehmetçiklerimizin kılına zarar gelmeden görevlerini başarıyla tamamlayarak yurdumuza ve ailelerine dönmeleridir. Gözümüz, kulağımız, dualarımız hep onlarla beraber. Ne mutlu Türk'üm diyene. Allah razı olsun. Değerli arkadaşlar, sabrınıza sığınarak hanımefendi biraz önce de ifade ettik. Hanımlarımızın, değerli asenalarımızın duygularını ifade etti.
sabrınıza sığınarak Sayın Merkez İlçe Başkanımızın da Bozkurtlar adına sizinle paylaşacağı bir metin var. Buyurun başkanım. Sayın İl Başkanım, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın güzide temsilcileri. Bildiğiniz üzere Artvin Zeytin Dalı Harekatı'nın 19. günü. Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amaçlı yapmış olduğumuz Mehmetçiğimiz ile omuz omuza mücadele etmek amaçlı Çanakkale Askerlik Şubesi Başkanlığı'na dilekçelerimizi vereceğiz. Milliyetçi Ülkücü Hareketi'nin dün olduğu gibi bugün de devletinin yanındadır. Genel Başkanımızın da dediği gibi Zeytin Dalı Harekatı harama karşı helalin duruşudur. Zeytin Dalı Harekatı caniliğe ve cehalete karşı cesaretin vuruşudur. Zeytin Dalı Harekatı milli bekanın var oluş yok oluş mücadelesidir. Eğer yeri gelirse ben de bir bozkurt gibi en ön safta Afrin'e gider, gerekirse ihtiyaç hasıl olursa bu vatana, bu millete taşıdığım canı seve seve feda ve hediye ederim diyen liderimizin sözü Milliyetçi Ülkücü Hareketi'nin sözüdür. Genel Başkanımızın 100 bin ülkücü hazırdır sözüne karşılık Şehitler Diyarı Çanakkale'den 100 bin ülkücü göreve hazırdır. Bu duygu ve düşünceyle bizler de Türk milleti için ve Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Beyefendi'nin önderliğinde ve ardında canımızı seve seve veririz. Vatanımızı ve milletimizi kanımızın son damlasına kadar koruyacağımıza büyük Türk milletinin önünde yemin ederiz. Sözlerimi büyük Türk düşünürü Aziz Hoca'nın şu dizeleriyle son veriyorum. Kayalara çarpmalıdır korkunç türküler, dalmalıdır gövdelere çelik süngüler, sert dipçikler ezmelidir nice başları, ecel kuşu ayırmalı arkadaşları, en yiğitler serilmeli en önce yere, kızıl kanlar yerde taşıp olmalı dere, ülkü denen nazlı gelin erdi şan ister, büyük devlet kurmak için büyük kan ister. Türk milletine tehdit olabilecek herhangi bir unsuru gerekirse kan dökerek kanımızda boğacağımızın bilinmesini tüm kamuoyuna bildiririm. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Değerli arkadaşlar, teşekkürler için teşekkür ediyorum. Ay, pardon abi. Başkan, ben buradayım, her zaman hazırım. Ne mutlu bana. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Allah şehitlerimize Türk Kürt kardeşiz biz. Amin. Amin. Tamam. Çektirebilirsiniz. Buyurun çekebilirsiniz. Verin abi. Buyurun çek. Tamam. Her zaman vatan için buradayız. Şey alıyorlar mı? Şöyle mi? Kardeşim verelim bunları. Abi bunlar mı? Arkadaşlar bayağı bırakın. Şimdi ya dün ben aradım aslında. Birisi arabayı sormuştum. Gözlüğüm yok yanımda. Aynen. Yok. Nasıl bir vesilemiz var? Bu tarafta yine görebiliriz. Mehmetçiğe can, Kızıl Ayaka. Sloganımız da o, Mehmetçiğe. Çalık geçirdiğim için veremiyorum maalesef. Şeyimiz daha iyi. Ben hepatit... Galiba.
yoksa asker olmaya hazırız diye dilekçelerimizi verdik. Dedim ya, Mehmet Ciyecan, Kızılay'a kal. Sloganımız var. Ben bir farkındalık oluşturdum. Kalın da satın.